Tüketicilere şunu söyleyeyim. Yani en güzel, en yarayışlı, en faydalı yağ zeytinyağı, sızma, zeytinyağı ve Evet. tereyağıdır. Bizim en başta tavsiyemiz bu. Bunun haricinde diğer sıvı yağları ve katı yağları kullanacaksanız helal sertifikalı, taşişsiz, taklitsiz, güvenilir olduğunu bildiğiniz ürünleri ve markaları alın. Margarinleri de biz çok tavsiye etmiyoruz. Tüketim konusunda çok fazla çünkü tüketildiğinde bunun da vücuda bir takım zararları olabileceğini düşünüyoruz. Evet. Kanola yağını konuştuk. Zararlı bir yağ dediniz. Palmiye yağı nasıl bir yağdır? Palmiye yağı. Palmiye yağı ile ilgili çok operasyonlar çekildi. Bunun sebebi şuydu. Evet. Uzak doğudan geliyor bize palmiye yağları. Endonezya'dan geliyor. Evet. Ve yani ayçiçek ve mısır tohumu üreticilerinden para kaynağı uzak doğuya, Endonezya'ya ve Malezya'ya doğru kayınca bundan rahatsız oldular. Ve palmiye yağı aleyhinde propagandaya başladılar. Aslında palmiye yağı ile ilgili propaganda arka planda sektörlerin kapışmasıydı yani, kavgalarıydı. Fakat ön planda başka şeyler gözüküyor. Deniyor ki mesela palmiye yağı serttir, vücutta işte bir takım zararlar olur, vücutta erimez. Zaten bizim vücudumuzun sıcaklığı 37 derecede bizim eritemediğimiz bir sürü şey var. Kuyruk yağı, hayvansal bir yağdır. Evet. Vücut sıcaklığında erimez ki bu. Hayvansal yağ, gömlek yağı, kavram yağı erimez ki. Vücudumuz peki nasıl parçalıyor bunu? Enzimlerle parçalıyor. O yüzden palmiye yağına yapılan operasyon doğru değil. Bunu kınıyoruz. Bu doğru bir malumat değil, çarpıtmadır. Para kaynağının Müslümanlara ve Endonezya'ya doğru gitmesinden rahatsız olan bir takım kesimler bunu çıkartmıştır. Belli başlı markaları da kullandılar, bazı krem çikolata markalarını. Onları da zikretmek istemiyorum. O da bir operasyondu. Biz palmiye yağına gereksiz yere müdahale edildiğini, haksızlık yapıldığını düşünüyoruz. Eğer palmiye yağı doğru şekilde tüketilirse, doğru usulle tüketilirse bunun diğer yağlardan bir farkı yoktur. Şu an ülkemizde palmiye yağı var mı? Var var. Var değil mi? Geliyor tabii ki de. Yani o zaman kanola yağı mı palmiye yağı mı diye bir seçmek durumunda kalırsak palmiye yağı o zaman. Palmiye tabii, tabii ki de. Peki kanolada genetiği değiştirmiş bazı vücuda çok zararlı durumlar var dediniz. Palmiye yağında var mı öyle bir Yok, şey? yok. Öyle mi? Palmiye yağını Allah vermiş Endonezya'da. O Neden kadar. yapılıyor? Neden? Palmiye, Palmiyeden. hurma var ya hurma. Evet. Hurma abi. Hurmanın değişik çeşitleri bunlar diyelim. Amcaoğlusu, teyze kızı tabiri caizse hani Evet. anlayacağımız dilde. Hurmanın bir cinsidir. Hurmanın biliyorsunuz bir et kısmı vardır. Bir de Evet. çekirdek kısmı vardır. Evet. Bu et kısmından da çekirdek kısmından da yağ çıkıyor. Buna palmiye yağı deniyor. Palmiye cinsidir bunlar. Zaten ağaçları da benzer yani hurma ağacıyla palmiye ağacına baktığımızda Evet. çok benzerdir bunlar. Aynı familyadandır. Hem palmin etinden hem palmin çekirdeğinden palm kernel diye geçiyor bu. Palm kernel yağı. Kernel oil diye geçiyor. İkisinden de palmiye yağı üretiliyor. Bu sabun sektöründe de kullanılıyor. Bu gıda sektöründe de kullanılıyor. Nasıl zeytinyağı sabun da kullanılıyor. Gıdada da kullanılıyor. Aynıdır. Yani bunun usulüne uygun üretildiğinde ekstra bir zararı yoktur. Diğer yağ ile bunu ayırt edecek, bu daha zararlı denecek bir yağ değildir. Bütün rafine yağlarda bazı zararlılar meydana geliyor. Ama palm yağı ile diğer yağlara baktığımızda ikisini çok farklı yerlere oturtacak bir zararlılık yok. Peki hiç bu yaptığınız denetimlerde bunu görebiliyor muyuz veya vatandaş da bunu anlayabilir mi? Ayçiçek yağı firmaları bu ayçiçek yağlarının içine palm yağı, kanola yağı, şu yağ, bu yağ karıştırabiliyorlar mı yüzde oranlarda belli şekillerde? Ayçiçek yağında bunu yapamazlar ama şu var. Mesela bitkisel karışım yağlar diye bir şey çıkarttı bakanlığımız mevzuatta. Karışım yağlar. Eğer sen bunu beyan edersen içindekilerde %30 ayçiçek yağı, %30 işte atıyorum pamuk yağı, %30 mısır yağı karıştırdım ben bunu satıyorum dersen sorun yok. Ama bu bir kandırmak değildir. Evet. Karışım yağdır. Ama ayçiçek yağı deyip de içine başka bir yağ karıştırırsan bu artık kandırmaya girer. Taşiş. Bu yasaktır. Bizim şu an aldığımız ayçiçek yağları yani %100 ayçiçek yağı olmak Olmalı zorunda olan yağlardır, değil mi? zorundadır. Bitkisel karışım yağlar değildir ama. Margarinler de değildir. Margarinlerde de karışım vardır. Susuz yağlar ve margarinlerde. Arkasına yazarlar mı? %30 Yazarlar. şu kadar, Tabii yazarlar. %30 palm, %30. Miktar yazmayabilirler. Ama Tam içinde hatırlamıyorum. ne Ama yağ yazarlar. olduğunu yazarlar. Yazarlar. Yazmak zorundalar, değil mi? Zorundalar. O zaman margarin alırken belki de arkasına bakmak lazım. Ne Ya, var ne yok. yazmak zorundalar tabii. Yazmak Tabii. zorundalar. Peki yağda sadece o zaman mesela kanola yağı varsa mı almayalım bir margarini ya da sıvı Kanola yağını ben kesinlikle hiçbir tüketicinin tüketmesini tavsiye etmem. Ya, o zaman nerede kullanalım derlerse sabun yapsınlar. Sabun yapılabilir yani. Sabun da sonuçta bir çok ciddi bir sorun olmayabilir. Sonuçta yemiyoruz. Evet bir miktar vücudumuza sürüyoruz. Hani ya neden kanola yağını kullanalım? Elimizde kanola yağı var ne yapalım derlerse diye söylüyorum. Yoksa Evet. hani kanola yağını biz genetik modifiye bir yağ olduğu için tüketilmesini tavsiye etmeyiz.
içinde olan kanola yağı olan bir gıdayı da tüketilmesini de tavsiye etmeyiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.